Merhabalar, ismim Hakan. Üniversiteyi ODTÜ'de okudum, lisansımı da. Yüksek lisansımı da burada bitirmek üzereyim. Yani bir senem kaldı. Liseyi ve ilkokulu İstanbul'da okudum. Aslında İstanbulluyum. Daha sonrasında aranızda İstanbul arkadaşlar varsa buna da cevap verebilirim. Şu anda güç elektroniği ve elektrik makineleri alanında yüksek lisansımı yapıyorum. Daha da spesifik olarak kablosuz güç aktarım sistemleri üzerine Enes arkadaşımla beraber çalışıyorum. Zaten birazdan size tanıtırken göstereceğiniz projelerden bir tanesi de zaten Enes de benim daha çok üzerinde çalıştığımız ve geliştirdiğimiz bir prototip olduğunu söyleyebiliriz. Onun haricinde daha sonra size birazcık hali hazırda zaten laboratuvardayız biz şu an. Fırsatı bulmuşken size bu laboratuvarda gezdirmek istiyorum. Daha sonrasında Emin hocamızın da dediği gibi olan sorularınızı İlla bölüm kapsamında olmasına gerek yok. Hani ODTÜ nasıldır, işte yurtlar nasıldır bunları bile sorabilirsiniz. Hiç çekinmenize gerek yok. Enes arkadaşımı kendini tanıtsın sonra Merhaba sunuma geçelim. arkadaşlar, benim de adım Enes. Ben de yüksek lisansın birinci sınıfını, yani birinci yılını bitirdim bu dönem. Onun dışında lisansı da ODTÜ'de okumuştum. Az önce sorulan Gökhan'a bazı sorular vardı lisansta hocalarla nasıl ilişkiler kuruyorsunuz diye. Aslında ben de lisansta Ozan Hoca'yla tanıştıktan sonra yüksek lisansa burada da devam etmiş gibi oldum. Onun dışında zaten projeyle alakalı Hakan da bir şeyler anlattı genel olarak. Çalıştığımız konu kablosuz güç aktarımı ile alakalı. Onunla alakalı biraz üzerine geçebiliriz de bu da gösterebiliriz. Bu kadar. Ben de söylemeyi unuttum. Ben de aynı şey. Tamam. Ben de aynı şekilde 3. sınıfta Ozan Hoca'nın derslerini aldıktan sonra ilgimi çektiğini fark ettim bu alanın. Ben de daha sonrası Ozan Hoca ile konuştum aynı Enes gibi. Ve ben de 4. sınıfta yapabildiğim kadar çalışma yaptıktan sonra ben de yüksek lisansa devam ettim. Ben bundan önce aslında farklı bir projede çalışıyordum. Ben de bir elektromanyetik fırlatması modellemesi üzerine çalışıyordum. Daha sonrasında bu projeye geçtim aslında. Farklı projeler de var. Yani yalnızca güç elektronik deyince bunlar değil. Elektrik makineleri, motorlarla alakalı projeler. Bu arada bu yalnızca bizim bölümümüzün bir alanının yaptığı projeler. Daha bir sürü vardır. Ama yani çok şu anda size onları gösterecek hem bilgimiz de aslında zamanla kalmıyor. Çünkü artık insanlar çok özelleşmiş oluyor. Anlattığı şeyleri biz anlayabiliyoruz yalnızca. Hani birazcık çok geniş bir alan olduğu için her konuya hakim olmak birazcık zor. Öyleyse sunuma geçebiliriz aslında. Ben sunumu halihazırda yansıtmıştım. Şu anda bilmiyorum sizin ekranlarınızda benim konuşma şey mi gözüküyor yoksa sunum mu gözüküyor? Sizi sunumu görebiliyoruz. Aha. Kırmızı bir şey görüyoruz ODTÜ Evet, kırmızı ODTÜ amblemi olan şeye geçebilirse herkes oradan projenin tanıtımına geçeceğim çünkü. Tamam, geçiyorum öyleyse. Geçemedim, geçtim. Bizim projemiz aslında kablosuz bir şarj ünitesi tasarlamak. Lakin hani neyi şarj ettiğimiz de burada önemli oluyor. Biz güç olarak bir prototip amaçlı 1 kilowatt seçtik. Kablosuz bir durağan bir yerden dönen bir yere güç aktarmak için aslında biz bu sistemi ilk başta geliştirdik. Lakin hani bizim yaptığımız analizler, proje veya işte bu tasarım aslında birçok alanda kullanılıyor ve kullanılabilir. En sol üstte mouse'umu da görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Evet, görüyoruz Hakan. En sol üstte aslında bir sizin de sıkça karşılaştığınız bu artık yeni yapılan arabalara bile konulan kablosuz telefon şarj aletleri. Bu kablosuz telefon şarj aletleri halihazırda zaten satılıyor. Lakin her telefon bu şarj ünitesine uygun değil. Bunun da sebebini aslında ilerleyen slaytlarda biraz daha iyi anlayacaksınız. Projeyi gösterdikten sonra da daha net aslında kafanız oturacak. Bunun daha küçük güçlü versiyonları var. Sol aşağıda bir tane hemşirenin tuttuğu gene bir kablosuz şarj ünitesini görebilirsiniz. Bu şarj ünitesi aslında kulak implantları, işte beyin implantları,
veya şeker hastası birinin şekerini ölçen o sensörlerin deri altına enjekte edilmesi ve onun dışarıdan deri üzerinden herhangi bir iğne veya herhangi bir kontak, yani metal metale değmeden direkt derinizin üzerine koyuyorsunuz ve o şarj oluyor. Sağ üstte daha yüksek güçlerde olan bir elektrikli araç, BMW'nin bir aracının, i3 aracının kablosuz şarj edilebildiğini görüyorsunuz. Bu da aslında daha çok Türkiye amaçlı konuşursak bir otoparkta veya yani herkesin tabii ki kendi otoparkı yok, lakin bir alışveriş merkezi otoparkı ve herhangi bir otoparka ilerleyen zamanlarda kurulması planlanan sistemlerden. Sağ altta ise daha çok yine kullanıcıya yönelik kablosuz bir masa. Yani burada aslında sizin bilgisayarınız uyumluysa hem bilgisayarınız hem hemen sağında mouse da görebiliyoruz ve telefonu da görebiliyoruz. Bunların da şarj olduğu bir sistem var. Bunu yalnızca şey olarak düşünmemek lazım. Kullanıcıya yönelik, hani günlük kullanıcı, bize yönelik gibi değil. Bunun aslında uygulamaları, en iyi ve en doğru uygulamalarına bir tanesi temiz odalar. Bu yarı iletken üretimlerinde veya herhangi bir temiz odada insanların içeriye dışarıdan herhangi bir şekilde bu laptopları sokması da yasak. Aynı şekilde bunların kablolarını sokmaları da yasak. O yüzden masaya bu şekilde bir sistem kurmak aslında çok kullanışlı oluyor ve dışarıdan herhangi bir kirlenmeyi engelliyor. Daha sonrasında bizim yaptığımız projenin aslında biz asıl amacına gelecek olursak, biz bildiğiniz üzere bu rüzgar türbinlerinde 3 adet, yani genel illa 3 olmasına gerek yok ama hani 3 adet yapılır her zaman genellikle. Kanatların açılarını ayarlayan motorlarımız var aslında. Bu kanatlar ve şafta bağlı olarak aslında dönüyor bu motorda. Şimdi motora bizim elektrik vermemiz lazım. Bir şekilde bu gücü aktarmamız lazım. Normalde bu iş şu ana kadar her zaman kontak halkaları, slip ring İngilizcesi veya bilezik denilen Türkçesi aletlerle yapılır. Aslında bunda hiç öyle komplike bir şey yok. Şafta bağlı döner. İşte annemizin bileziklerini düşünün. Onlar şafla beraber dönerken dışarıdan 2 adet gerçekten bakır bunlara sürekli temas ediyor. Ve bu şaft içeride döndükçe aslında sürte sürte bu gücü aktarmış oluyoruz. Her zaman bir kontak sağlanıyor. Tabii bundaki sıkıntı sürekli bir kontak olduğu için sürekli bir sürtünme var ve sürekli bu aletler bozulabiliyor. Ve yani küçük uygulamalarda bir problem olmasa da çok büyük rüzgar türbinleri var. Denizden kilometrelerce uzakta rüzgar türbinleri var. Bunlar da çok büyük problemler yaratıyor. Çünkü siz oraya birini yollamak zorundasınız. Şimdi bizim buradaki aslında çözmeye çalıştığımız problem bu rüzgar türbinlerinin güvenilirliğini arttırmak. Yani size bu 5 sene sonra bozuluyor, bozulma ihtimali artıyor gibi bir durumu biz ortadan kaldırmak istiyoruz. Yani yalnızca bu tabii alet kapsamında, geri kalanları farklı şeyler de var. Yani motor bozulursa ona yapacağınız bir şey yok ama biz yalnızca bu bilezikten kaynaklı hataların önüne geçmek için bunu kontaksız yapmak istiyoruz. Şimdi birazcık size çok temel olarak bir kablosuz güç aktarım sistemi nasıl çalışır ondan bahsetmek istiyorum. Bu sağ altta görmüş olduğunuz aslında bir trafo modeli. Sizin de aslında derslerde görmüş olduğunuz, fizik derslerinde görmüş olduğunuz trafo, transformatör olarak da duymuş olabilirsiniz. Onun bir modeli. Aslında bunun bir trafodan hiçbir farkı yok. Yalnızca alanı genişletmemiz gerekiyor. Çünkü siz telefonunu her zaman şarj aletinin üstüne mükemmel şekilde doğru koymanıza gerek kalmaması gerekiyor ki kullanıcı dostu olsun. O yüzden siz bobinlerinizi, bu sargılarınızı ne kadar geniş yaparsanız aslında o kadar bu kayıklıklara veya bu işte farklılıklara daha tolere edebilecek hale geliyor devriniz bu. Yani büyük bir şarj aletiniz varsa siz onun sağını da koysanız, solunu da koysanız sisteminiz etkilenmiyor. Örnek olarak da aslında bu sol altta görmüş olduğunuz ürün
sizin kablosuz telefon şarj aletleriniz içinde olan birebir ürünün aynısı. Tabii şimdi bunun bir de tarafı olması için bir de bunun alıcısı olması lazım. Gene aynı şekilde bunun bir benzeri de sizin aslında bu kablosuz olarak şarj edilebilen telefonların içinde de aslında böyle bir sargı var. Yani aslında eski telefonların kablosuz şarj edilemeyip yeni telefonların şarj edilebilmesinin sebebi içlerine bu şekilde telefonun içine gerçekten gömüyorlar. Bir kablosuz güç aktarımı için bobin gömüyorlar. Ve dışarıdan aynı şekilde bir vericiyle ve bir alıcı, alıcınız burada telefonunuz oluyor, şarj olabiliyor. Bu bizim sistemimizin aslında size birazdan daha yani direkt göstereceğiz ama bir örneği. Şimdi arkada iki tane, yanlış ekrandan gösteriyorum. İki tane bizim güç devremiz var. Bu devreleri de göstereceğiz size. Ve mavi olanlar bizim verici bobinlerimiz. Aynı bir önceki slide'da gösterdiğim şu alttaki bobin olarak düşünebiliriz. Ve kırmızılar da bizim alıcı bobinlerimiz. Burada bizim amaçlarımız, en büyük amacımız bu bozulmaları, yani bu rüzgar türbünde oluşacak bozulmaları engellemek olduğu için biz bu sistemde iki tane primer, yani primer derken iki tane verici ve dört tane alıcı kullanıyoruz. Bu şekilde bir tane alıcı bobinimizde oluşabilecek bir arıza durumunda hala hazırda çalışan üç tane bu şeyimiz olacak, alıcımız olacak ve yani bir tane vericimiz de bozulsa bu sistem iyi kötü çalışmaya devam edebilecek, yani tamamen kendini kapatmasına gerek kalmayacak. Güç üretmeye devam edebilecek bu sistem. Bu ortada görmüş olduğunuz şey de aslında şaftımız. Bu halkalar da aslında bizim bilezik dediğimiz slip ring İngilizcesi dediğimiz aletler. Bundan bir sonraki slide'da da aslında bizim ürettiğimiz aynı şuradaki verici devremiz var. Bu verici devremiz bu üst tarafta olan devre. Altta da şunlardan şu an iki tane var ama normalde dört tane var. Biz hani sistemi kurduğumuzda dört tane hali hazırda şu anda mevcut. Size bunları da göstereceğiz. Bunlar da bizim alıcı devrelerimiz. Bu aslında bobinden gelen gücü alternatif akımı doğru akıma çeviren bir devre. Bu da doğru akımı alternatif akıma çeviren bir devre aslında. Yani biz aslında doğru akımı alternatif akıma çeviriyoruz. Daha sonrasında tekrardan alternatif akım olarak aktardıktan sonra tekrar doğru akıma çeviriyoruz. Bu en sağ altta da aslında bizim üretmiş olduğumuz, NS'de üretmiş olduğumuz bobin, yani bizim alıcı sargılarımızı görebilirsiniz. Buradan sonrası aslında çok devam etmeme gerek yok. Ama genel olarak bir tam köprü, full bridge konvertörümüz var. Bu DC'yi AC'ye çeviren bir devre. Burada alternatif akım, yani bu şekilde karşı tarafa aktarıyoruz ve tekrardan doğrultup doğru akıma çeviriyoruz. Buradan sonrasında çok aslında teknik sunumlara giriyor. Yani sizin de kafanızı bulandırmamak amaçlı. Aslında şu anda ben ekran paylaşımı durdurup, zaten beni görebiliyorsunuz herhalde şu anda. Arkaya alabiliriz aslında. Görünüyor. Görmeniz. Bir saniye. Evet. Ya ben siz hazırlanırken biraz konuşayım. Ya bu projenin içinde hem güç dönüş, güç elektroniği var. Ya bu AC'yi DC'ye çeviren sistemler var. Rezonant devre kullanılmasının nedeni sistemin daha efektif çalışmasını sağlamak. Rezonant devre kullanılmasaydı bu sistemlerin verimliliği %50-%40 civarlarında olurdu. Rezonant devre kullanıldığı zaman verimlilik %90'a çıkabiliyor, hatta daha sistem boyunca daha yüksek seviyelere de çıkabiliyor. O yüzden rezonant devreler kullanılıyor. Bu güç elektroniğinin konusu. Bu bizim alanlardan bir tanesi. Ama oradaki sargı tasarımı, o sargıların yerleştirilmesi, o sargıların hesabı gibi şeyler de aslında bizim düşük frekanslı manyetik uygulamalar dediğimiz bu uygulama. Manyetik uygulamalar yüksek frekanslı olabilir. Bu sefer antenler ve haberleşme için kullanılırlar. Bilgi ulaştırmak için kullanılırlar. Yani bunlar bizim aslında bölümümüzde öğretilen diğer uzmanlık alanlarından. Bizim alanımızda ise düşük frekans, aslında Hakan'ınki çok düşük frekanslı değil. 150 kHz civarında çalışıyor. Ama nispeten düşük frekanslı. Çünkü düşük frekansın tanımı sistemin boyutuna göre de değişiyor.
düşük frekanslı uygulamalar ve bunlar güç aktarılması için kullanılıyor. Yani bu aslında güç elektroniği için kullanılan manyetik bir devre. Bizim bu enerji dönüşümleri dediğimiz şeyde elektrik enerjisini mekanik enerjiye, mekanik enerjiyi elektrik enerjiye dönüştürdüğümüz sistemlerin hepsinde biz manyetik enerjiyi bir şey olarak kullanıyoruz. Ara basamak olarak kullanıyoruz. Elektrik enerjisini önce manyetik enerjisine dönüştürüyoruz. Sonra manyetik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürüyoruz. Ya da tam tersi. Burada da aslında sadece elektrik enerjisini manyetik enerjiye, sonra manyetik enerjiden tekrar elektrik enerjisine dönüştürülen bir sistem var. Yani güç elektroniği ve düşük frekanslı manyetik devre tasarımının ikisinin bir iç içe olduğu bir proje bu. Tamam, ben biraz daha anlattım. Hocam siz öğrencilere anlatırken daha basit anlatabiliyorsunuz. Bizim de bu konuda çok tecrübemiz yok. Şu anda herkes herhalde ben konuştuğum zaman herhalde laboratuvarı aslında görebiliyor olması lazım. Evet, görebiliyoruz. Herkes Hakan siz rahat rahat şey yapın, anlatın. Bir sorun olursa ben size söylerim. Olur mu? Ha, tamam hocam. Tamam hocam. Az önce bahsettiğimiz Enes'le beraber çalıştığımız projenin aslında deney düzeni hani burada şu üst taraf şu aradan bakarsanız aslında şu anda hani kaldırıp gösteremiyoruz. Bunlar sabit sistemler olduğu için aslında az önceki sargıları görebiliyoruz. Aynı şekilde şu anda şu plakanın altında kalmış olsa da orada da az önce benim fotoğrafını gösterdiğim alıcı sargıları var. Şu üst taraftan bakarsanız 4 tane var demiştik. Hani burada 4 tamamladık. Fotoğrafta 2 tane vardı. Halihazırda devremiz. Hani üzerinde soğutma devreleri de var. Şurada altta sözü tam gösterebilecek miyim bilmiyorum ama şurada soğutucu alüminyum plakalarımız da var. Kapasitörlerimiz de var. Şurada da doğrultucu devrelerimiz var. Şimdi aslında şuradaki 4 tane kablonun aslında hepsinin teker teker bunlara girdiğini görüyoruz ve bu devre üzerinde birleştiğini görüyoruz. Ve bu sistemin şu kısmı tamamıyla şaftla beraber dönebilecek şekilde tasarlandı. Bu alt tarafı ise sabit, yani bizim vericilerimiz aslında. Üst taraf dediğimiz gibi döndürebiliyoruz. Şu anda tam yani bu sistem hazır değil ama ileride bizim amacımız bu ve bu sargıları ve bu devreyi bir motorun şaftına bağlayıp onları çok yüksek hızlarda döndürdüğümüz zaman da bu güç aktarımını sağlayabildiğimizi göstermek aslında. Burada da aslında verici devrelerimizi görüyoruz. Burada 2 tane var. Halihazırda birini takmamıştık. Verici devremiz de aslında gayet şurada görebiliyor musunuz? Parmağımla gösteriyorum. Burası tam köprü dönüştürücü. Yani bizim doğru akımı alternatif akıma dönüştürdüğümüz devre aslında şu kadarlık bir yer. Bunun geri kalanları işte genel sensörler vesaire. Arkada da gene soğutma devrelerimiz var, koruma devrelerimiz var, kapasitörlerimiz var. Şöyle düşünebiliriz aslında. Burada güç ünitemiz doğru akım yani DC üretiyor. Bize devremize şu iki terminalinden doğru akım geliyor. Daha sonrasında şurada parmağımla gösterdiğim kısımda bu alternatif akımı dönüştürülüyor. Yani alternatif akımı dönüştürmek ne demek? Emin Hoca'nın az önce bahsettiği düşük frekanslı bir sinyale dönüştürüyor ya bir elektriğe dönüştürüyor onu. Ve daha sonra da şu aşağıda şu parmağımla gösterebildiğim şu bobin sargılarına gidiyor. Bunun hemen üst tarafında da aynı sargılardan var. Üst tarafa aralarında bu arada şu anda 3,5-4 santime yakın mesafe var. Normalde bu daha yüksek güçlü uygulamalarda, elektrikli arabalarda mesela 20 santim de olabiliyor. Lakin bizim uygulamamız gereği zaten şu arasındaki mesafeyi limitleyecek tek şey aslında o bizim kararımız olduğu için biz 4 santimde karar kıldık. Daha sonrasında bu devre yukarıda bu aldığı alternatif akımı gene şu bobinlerden alıyor. Şu ve burada doğrulttuktan sonra şu aşağıda bizim şimdilik rezistif, yani aslında bir tane rezistöre bağlıyor. Büyük bir rezistör tabii, yüksek güçlü olduğu için ısı yatabilmesi gerekiyor. O şekilde bir aktarım sağlıyor. Şu anda devremizin aslında çalışır durumda ama başka bir arkadaş bazı kullandığımız ölçüm aletlerini kullandığı için tam çalıştıramıyoruz. Ama genel olarak söylemem gerekirse
%90 verime sahip. Yani bu aslında gayet iyi bir değer bu sistemlerde. Yani en iyisi de değil ama kesinlikle kötüsü de değil. Hani kabul edilebilir bir düzeyde. Ve hareketten etkilenmeyen bir sistemi. Bu arada bir soru gelmiş. İleride bu şekilde proje için biz de üretmek istesek ODTÜ bu kartları üretir mi? Şöyle aslında üretebileceğiniz yerler var. Lakin hani bu kadar profesyonel, yani bu artık biraz daha işin profesyonelliğine girdiği için zaten bu devre kartları hani ne yazık ki Çin'in tek elinde diyebiliriz. Yani Çin'de ürettirip getirtmek durumundayız. Yani ODTÜ direkt bu şekilde bir imkan sağlamıyor ama proje kapsamında yaparsanız tabii ki de üretebilirsiniz. Aslında bizim proje bu kadar. Yani çalıştırsaydım da size gösterebileceğim yani bir şey, şunu döndürdüğüm zaman şurada okuduğum voltaj değerinin değişmemesi olacaktı. Yani, tabii bu bizim için daha çok anlam ifade ediyor şu anda ama yani sizin için çok böyle gösterişli bir şey olmayacaktı. Eklemek istediğiniz, unuttuğum bir şey var mı? Enes var mı? Hatta istiyorsan tamam, Enes de bir şey yapsın. Sonra öğrenciler aday öğrenciler istiyorlarsa mikrofonlarını açıp bize direkt soru sorabilirler. Ben birazcık laboratuvar gezdireyim diyordum aslında buradan sonra. Şimdi bir soru sormak isteyen var mı? Tabii. Bizim lisede gördüğümüz bu bobin sistemleri hani genelde 3 boyutlu oluyor ama hani Enes abimizin falan gösterdiği bize bobin orada hep 2 boyutlu gibi. Bu hani indüksiyon akımının oluşması için nasıl bir farklılık sağlıyor? Ya da girdap akımı sistemine göre mi çalışıyor? Hani elektromanyetik indüksiyon ocaklarındaki gibi. Nasıl bir şey evet, var orada? 3 boyutlu aslında... olması biraz garip geldi bana. Sizin gösterdiğin derslerde gördüğünüz sizin bobin sistemleri 3 boyutlu zaten. Gerçekte de orada bir metal şaft etrafına sarılmış. Hatta şurada hali hazırda bir aslında çok basit bir devre gösterebilirim. Bu şekilde görmüş olabilirsiniz belki. Toroid halde görmüş olabilirsiniz. Biraz ya da dev yine bir toroid tabii ki. Tabii biraz büyük bir toroid. Yani bu şekilde etrafına bobinler sarılıyor. Bu da aslında manyetik alanı bu toroid etrafında aktarıyor. Şimdi ben bunun içine herhangi bir şey koymazsam, bu manyetik alanı doğrultacak bir eleman, yani bir demir parçası diyebilirim en basit. Ya da işte ona uygun materyaller var. Onlardan koymazsam, benim burada ürettiğim manyetik alan bu şekilde hava üzerinden dönecek. Burada da aslında... aynı şekilde indüksiyon ocaklarıyla aslında birebir aynı gibi düşünebiliriz. Benim buradaki bobinimin döndüğü akım manyetik alan doğrultusu bu şekilde. Yani şuradan gelip aşağısından dönüyor aslında. İndüksiyon ocaklarından tek farkı öbür taraftaki tur sayısının bir olmaması. Yani sen bir oraya normalde tencere koyuyorsun, tava koyuyorsun. Hani orada aslında demir bir plaka var. Benimkinin tek farkı ondan. Aslında burada bir alıcı devresi var, yani alıcı bobini var. Yani çok temelde bir farkı var mı diye sorarsan temelde hiçbir farkı yok aslında. Ben burada birkaç bir şey söyleyebilirim Alp cevap olarak. Şimdi bu mesela indüksiyon ocağı dedin ya da toroid sistemler dedin. Bunların hepsinin temeli aynı. Ama o toroid sistemlerde aslında ya da böyle şeyle üç boyutlu sistemlerde fark olan şey onlarda bir nüve var, kor var. Biz onlara magnetic core diyoruz. O manyetik kor zaten manyetik alanı istediği yola doğru yönlendiriyor. Ya manyetik o nüve dediğimiz şeyin üzerinden manyetik alan onun üzerinden akıyor. Ama mesela bir şey fark ettiysen bu projede orada bir kor yok, manyetik bir nüve yok. Çünkü iki sistemin birbirine değmemesi gerekiyor. O zaman ne oluyor? Ben bunu manyetik nüveyle yönlendiremiyorum alanı. O yüzden benim minimum alanda maksimum manyetik alan üretmem lazım. O yüzden planer yapılar kullanılıyor. Mesela bunların diğer yapılardan farkı nüvesinin olmaması, nüvesiz sistemler. Küçük bir shield konuluyor sadece arkasına. O yüzden planer yani düzlemsel bobinler kullanılıyor bu tip uygulamalar için. Şeylerde falan da bu telefon şarj sistemlerinde falan da hep planer sistemler kullanılıyor. Bu alanı en iyi şekilde kullanmak için. İndüksiyon ocağı dediğinde İkinci kısmı yok. Sadece birinci kısmı var. Yani bir tane bobin var. İkinci bobin yok. İkinci bobin senin tenceren oluyor. Tencerenin üzerinde bir sürü şeyler indikleniyor. Evet, buradakileri de gösterecekler. Buradakiler de aynı şekilde.
Bir sürü yani eddy current'lar endükleniyor. Yani başıboş gezen akımlar endükleniyor ve onlar ısıya neden oluyor. Aslında bizim lab'da onu da gösteren bir tane şey vardı. Şu uçan frisbee oralarda mı? Uçan frisbee buralarda hocam galiba. Ya bir... zamanınız olursa onu da bir fişe takarsanız. Tabii gerçi onu görmeleri hocam lazım. Ya yani o frisbee'nin bir kilo olduğunu elleriyle tutmaları lazım aslında. İkiyi atsana. Yani öyle Yağız şey oldu. Alp sormuştu pardon. Yağız'a ben aşağıdan cevap yazmaya çalışıyordum. Alp soruna cevap oldu mu? Bir saniye Enes dur bir açma. Oldu hocam ya. Oldu teşekkür ederim. Oldu mu? Hani yok. O bütün sistemlerin çalışma prensipleri aynı ama kullanılan malzemeler biraz farklı olduğu için bu şekilde kullanılıyor. Bu bizim gelen lise öğrencilerine gösterdiğimiz bir test setup'ı. Bu frisbee. Bu aslında bir tane frisbee. Bu altında bir tane sargı var. Aynı bizimki gibi aslında. Çok özetle bakarsanız bunun sargısı bu şekilde geniş bir sargı. Yani bizimkinin tek farkı içeriden şöyle dışarı doğru spiral halde gidiyor. Bu dışarıya doğru sarılmış. Üstüne koyduğumuz zaman aslında şu anda bu alt tarafı bir tava olarak düşünürseniz indüksiyon ocağından hiçbir farkı kalmadı. Çalıştır. Evet, alın orada. Şimdi Enes arkadaşım bu sistemi çalıştıracak. Ya çalıştırmak dediği de fişe takacak aslında. Yok ya yani şalteri açıyor şu anda. Şalteri. Şu anda oynuyor mesela. Frisbee. Şu anda uçuyor o alet. Uçuyor evet yani. Nasıl gösterebilirim ama. Şu anda görünüyor. Ya Alp bu şu alet 1 kilo falan. Şu anda uçuyor ve tamamen aslında bir indüksiyon ocağı gibi. Bobin aşağıda. İndüksiyon şeyi yukarıda. Onun ters dönmüş hali. Bu da maglev trenlerde kullanılıyor. Ya da böyle uçan scooterlar var. Belki görmüşsünüzdür. Süperkondaktör şeylerle yapılıyor bunlar. Manyetik alan yani kendini iki tane manyetik alan indikleniyor aslında. İndüktör olduğu için aşağıdaki iletken sistem. Önüme gelirseniz daha böyle küçük küçük şeylerimiz var. Bir tane de Coca-Cola motorumuz var. Neyse onları çok girmeyeyim. Orası biraz oyuncak haline getirmiş olabiliriz labunun kısmını. Ben size isterseniz kısaca yani bizim bölümü tercih ederseniz aslında az önce şu yan taraftaydık. Şimdi bu tarafa göstereceğim. Aslında burası sizin ilk göreceğiniz yer. Elektrik makineleri test laboratuvarı. Yani siz derslerinizde elektrik makineleri derslerinde geldiğiniz zaman kullanacağınız motorlar var. Burada farklı farklı bir sürü motor çeşidi var. İndüksiyon motorlarımız var, DC motorlarımız var, senkron motorlarımız var. Tabii bu motorların bir tanesi buradayken öbürü ortada bağlı şekilde öbür motora bağlı. Burada iki motor var. Yani bunun sebebi biz mesela bir rüzgar türbünü gene şey yapmak istiyoruz, simüle etmek istiyoruz. Biz bu taraftaki motoru döndürüyoruz dışarıdan. Sanki rüzgarla dönüyormuş gibi. Bu da bizim rüzgar türbününde kullandığımız jeneratörümüz oluyor aslında. Motor, jeneratör ya da benzer sistem. Yani bazı şeyleri simüle etmek için bu şekilde iki motor kullanılıyor. Burada bir sürü hani böyle stroboskoplarımız, işte dirençlerimiz. Biraz daha tabii sizin ilk başta elektronik derslerde göreceğinizden biraz daha büyük çaplı dirençlerimiz var. Ve daha da büyük dirençlerimiz var. İşte ampermetreler, osiloskoplar. Şurada aslında bir tane bobin var. Ve aslında bu Coca-Cola motoru buradaymış hocam. Bu evet, arada. Sadece açsanız, bağlantılarını yapsanız çalışır ama gerek yok yani. Hani bunun internette de videosu var. Bunu da şarja şeye takıyorsunuz, fişe takıyorsunuz, dönüyor. Bunları hani bu işte görmüşsünüzdür mesela... zaten. Motorun şu anda statorlarını görüyoruz ve burada bakır sargılar var aslında. Bunun amacı manyetik alanı bu kez bu stator üzerinden ya bu demir şu anda demir olarak adlandırayım kafanız karışmasın. Bu demir üzerinden döndürüp bu içerideki dönen kısım üzerinde bir manyetik alan oluşturup onunla beraber dönmesini sağlamak aslında çok özetle. Bir tane şey asenkron motor, induction motoru, indüksiyon motoru. Mesela Tesla Model S'de bunun gelişmiş bir versiyonu var motor olarak. Onun haricinde bu tarafta yine bilgisayara bağlı test düzenekleri de var. Hatta burada
Bir arkadaşımızın yaptığı, büyük ihtimalle onun yüksek lisans tezi olacak bir sistem var ama arada şu arayı gösteremiyorum. Bu bir aslında PCB yani devre kartı. Devre kartı üzerine bu motor sargılarını yaptı ve dışarıdan mıknatıslar var şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Mıknatısların arasına koydu ve buna şu terminalden güç verdiği zaman bu motorun döndüğünü gördü. Bu biraz daha farklı bir motor aslında. Daha hafif, o yüzden daha seri, daha yüksek hızlar için kullanılması planlanan bir motor. Aynı şekilde bu şekilde de motorlar var. İlla yüksek güçlü olmasına gerek yok. Sizin aslında telefonlarınızın içinde, hep telefondan örnek verdik bugün ama o sevmesini sağlayan şey de aslında motor. Yani her birinizin cebinde bir tane motorla geziyorsunuz her gün aslında. Burada da gene aslında daha küçük motorlar var. Bunlar gene birbirine bağlı. Bu sisteme bağlı ve bilgisayara bağlı. Bu taraf aslında sizin ilk başta 3. sınıfta göreceğiniz kısım. Bu taraf ise bir hocayla projeyi yaparsınız. 3. sınıfta, 4. sınıfta, yüksek lisansa, doktorada göreceğiniz kısımsa, yani daha çok bulunacağınız kısımsa bu taraf. Burada az önce zaten şu ileride bizim test düzeneğimiz vardı. Ben size birkaç farklı test düzeneği daha göstereyim. Burası aslında bir motor test düzeneği. Burada gene aslında az önceki gösterdiğim o küçük motorun biraz daha büyüğünün bir farklısı var diyebiliriz aslında. Gene şekli ona benziyor. Bu rüzgar türbinlerinde, galiba gene rüzgar türbinlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir motor. Mıknatısları tabii ki de daha büyük. Bir jeneratör olarak ya da bir motor olarak da kullanabilirsiniz. Aslında ikisinin hiçbir farkı yok elektriksel olarak. Hakan, şey diyeceğim, soruları alalım mı? Biraz soruları da zamanları olsun mu? Tabii hocam, tabii hocam. Çok hızlı bir geçiş. Bir de rüzgemi göster, tamam. Bir de rüzgemi göstereyim. Bu da rüzgem düzeneğimiz. Aşağıda, yani ODTÜ'nün aşağısında kocaman binası var. Ama bu da aslında bir rüzgar simülatörü diyebiliriz. Onun haricinde şurada da bir direkt, yani güç elektroniği uygulaması göstereyim bir tane de. Burada da Furkan arkadaşımın yaptığı güç elektroniği devreleri var. Bu bizim sistemden daha güçlü ve daha kompakt, yani güç yoğunluğu daha yüksek bir sistem. Bu da bir DC-DC dönüştürücü aslında. Aslında komplike bir şey de çok da detayına giremiyorum. Onlar ama aslında, bunlar artık master tezi, evet. Evet. Burada da aslında bir tane motor var. Bu motorun özelliği ise şu görmüş olduğunuz gene dairesel kartların, bundan 4 tane var. Bu da kontrolcü kartı. Şu motorun şu arka kısmına monte edilmesi. Yani bu nerede işe yarar? Örneğin bir arabada daha az yer kaplamasını istediğiniz uygulamalarda, daha hafif olması istediğiniz uygulamalarda kullanabileceğiniz bir sistem. Burada gene bizim düzene geri döndük.